Önerge üzerinde Muş Milletvekili Sayın Burcu Çelik konuşacak. Artı bir dakikası var. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, tekrardan merhaba. Halktan ve gerçeklikten uzak bir şekilde burada yaklaşık 2 yıldır yasa yapılmaya çalışılıyor. Bugüne kadar en azından eksik, aksak da olsa bir çalışma vardı. Ve ne yazık ki sadece hatırlatmak için söylüyorum, yeni anayasayla birlikte şayet geçerse bu parlamentonun işlevsizliğiyle artık yasa bile yapamayacağız hale geleceğiz. 15 Temmuz sonrası ilan edilen OHAL ile birlikte hukuksuz birçok karara imza atıldı. Binlerce insan işinden edildi. Toplumdaki kutuplaşma, rövanşizm gittikçe artmaya devam etti. Toplum bugünlerde evetçiler ve hayırcılar olmak üzere ikiye ayrıldı. Evetçiler, tırnak içerisinde söylüyorum, yasalar ve haklar ile korunurken hayır diyen ve bu konuda broşür dağıtan gençlerimiz bile gözaltına alındı. Bunlar yetmedi, kimi memurlar tarafından ve hatta iktidar partisi temsilcileri tarafından hayır çıkması halinde iç savaş çıkacağı değerlendirmeleri, tehditleri savruldu. Bizatihi Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş tarafından hayırın ülkeyi kaosa sürükleyeceğine ilişkin yaptığı açıklamada mevcut. Öncelikle eşit olmayan koşullarda referandum sürecine girmiş bulunmaktayız. İnsan hak ve özgürlüklerinin yerle bir edildiği, hukuksuzluğun tavan yaptığı bir süreçte referandum çalışması yapacağız. Bundan birkaç gün önce seçim bölgem olan Muş'ta sayısız ziyaret gerçekleştirdim. Yaptığım ziyaretlerde toplumda sessiz bir isyan olduğunu gördüm. Neden sessiz isyan? Neden toplum sesini çıkarmıyor? Neden toplum tüm sessizliğini 16 Nisan gününe kadar korumaya çalışıyor? Çünkü toplum bizatihi devletin memurları tarafından tehdit ve zorla baskı altında tutulmaya çalışılıyor. Muş'un merkez köylerinden tarafıma gerçekleştirilen sayısız ziyarette açığa çıkan durum ise çok daha vahimdir. İlin en yüksek mülki amirlerinin AKP il başkanı ve AKP milletvekili gibi çalıştığını öncelikle belirtmek isterim. Memurların yaptığı bu çalışmalarda %90 ve üstü seçmenimiz olan bölgelerde halkımızın evet verilmesi yönünde tehdit edildiği tarafımıza gelen bilgiler arasındadır. Bu memurlar Muş'ta ne mi yapıyor? Hangi kurumda AKP'liler var, kimler AKP'lidir, kimler değildir? Hangi kurumda kimler muhaliftir? Hangi kurumda kimler ihraç edilecek? Hangi kurumda kimler işinden edilecek? Hatta ve hatta bu gücü nereden alıyorlar? Hükümet temsilcisi burada belki bir açıklama yapar. Biz bu kadar insan ihraç edilsin dedik. Nasıl olur da böyle az sayıda ihraç olur diye basına demeç bile verebiliyorlar. Yine bu memurlar yerel basını toplayıp HDP'lilerin haberini yapmayacaksınız diye biliyorlar örneğin. Yine bu memurlar HDP'lilerle konuşan, görüşen kamu görevlileri hakkında derhal işlem başlatılacak diyebiliyor mesela. Bu noktada aklımıza yakın zamanda hukuksuz ve sadece muhalif olduğu için ihraç edilen binlerce memuru getiriyor. Şimdi bir örnek vereceğim ve ne nasıl işliyor gerçekten görmenizi istiyoruz. Yine Muş'ta bir memur hakkında verilen kararı burada paylaşacağım ve bu şu dakikaya kadar açıkladıklarımla lütfen özellikle iktidar partisi üyelerinin karşılaştırma yapmasını bekleyeceğim. Karar şöyle: HDP Muş Milletvekili Burcu Çelik ve diğer siyasi kimliğe sahip kişilerin de bulunduğu bir basın açıklamasına kamu görevlilerin katılması devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranış olarak değerlendirildiğinden 657 sayılı kanuna aykırılık teşkil ediyor gerekçesiyle bu memura ceza verilebiliyor. Bu şekilde tarafıma ulaşan sayısız karar olduğunu ve talep edilirse burada hepsini tek tek açıklayabileceğimi de yine parlamentonun dikkatine sunmak istiyorum değerli arkadaşlar. Halk ayrıştırıldı. Akademisyenler ayrıştırıldı, eğitimciler ayrıştırıldı, memurlar ayrıştırıldı, gazeteciler ayrıştırıldı. Toplum bir bütün ayrışmış durumda. Tüm bu uygulamalar, hukuksuzluklar karşısında halkın vicdanında yargılandığınızı ve halkın bir karar verdiğini sizler bizden çok daha iyi biliyorsunuz. Fakat başta söylediğim bu sessiz isyanın çok yakın zamanda evlerden sokaklara, mahallelere, tarladaki emekçilerden inşaat emekçilerine, kadınlardan gençlere, Kürdünden Çerkezine, Türküne,
Süryanisinden Sünnisine, Alevine kadar ve burada sayamadığım tüm farklılıkların çığlığı olarak sonuçlanacağını ve yine halkımızın kazanacağına olan umudumla sizleri selamlıyorum. İyi akşamlar. Teşekkür ederim.